Şunu idrakında bir adam. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin sigorta partisidir. Yani birileri ilk dördü tartışmaya açtığında orada karşısında MHP'yi görürler mecliste. Kurumsal olarak CHP de öyle. Onu söyleyeyim. Kurumsal olarak. Yok yok, şimdi oraya geleceğim. Nerede bir terör eylemi var ise orada karşısında mecliste MHP'yi görürler. Nerede iç dış bir tehdit varsa aslan gibi Türk milletinin o Yılmaz Kalesi gibi çıkarlar ortaya, biz buradayız derler. O irade hiçbir zaman yok olmasın diye ben hiç ilgilenmem konjektürel politikalarla. Gider üçlere veririm. Türkiye'de laik cumhuriyet, demokratik cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri zedelenmesin diye orada bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni vardır. Bugün ben Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediğim bütün eleştirileri birçoğunu yapar. Ama gider der ki burası sahipsiz kalmasın der. Ama üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? CHP'nin yeni yönetimi orayı sahipsiz bıraktı zaten. Verdiğiniz oy da sahip çıkmaya değil, tam aksine Cumhuriyet'in kurucu değerlerini tartışmaya açan ikinci cumhuriyetçiler, liberaller, Sorosçular, FETÖ'cüler. Bunların iradesiyle birleştiğinde artık orada cidden partizanlık duygusu araya girer. Elbette ki CHP kıymetlidir. CHP %1 oy alsa bile bir tabela partisine dönüşmez. CHP küllerinden gün gelir yine doğar ve bakarsınız ki %25'lik bir parti olvermiş. Çünkü kitlesi var. Yeter ki Cumhuriyet'e sıkı sıkı sarılsınlar. Yeter ki terör örgütleriyle aralarına çok net mesafe koysunlar. Biz Kılıçdaroğlu'na burada dedik ya, şunlarla aranıza mesafe koyun ya. CHP genel başkanına söylenecek şey mi bu ya? Bunların kafasını ezdersin değil mi normalde? Biz mesafe koy demek zorunda kaldık kibarlaştırarak. İşte evet, tam da bu noktada... İşte partinin itibarını da zedelediler. Programına, çizgisine, köklerine, aykırı, genetiğine yabancı unsurları doldurup ve tamamen farklı bir çizgide yürüdüler. Ve bunların hepsini hocam seçimi kazanmak için yaptınız ve seçimi de kaybettiniz. Geriye ne kaldı? CHP Büyük Parti. Kılıçdaroğlu alır görevden kurul, üst kurul delegeleri. Der ki bunların hiçbiri CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu politikaları der. İşin içinden çıkar. Doğru mu? CHP kalır orada. Yeni genel başkan, yeni kadrolar. Ama ve lakin Erdoğan'a karşı seçim kaybetmişsiniz. Erdoğan bir bakanlar kurulu açıklıyor. Şampiyonlar Ligi. Sen ona karşı ben görevde kalacağım. MYK değiştirdim. Ya sen MYK'nı kim tanıyor seni? Senin divan başkanlığını kimin umurunda? Sen değişmedikten sonra divan başkanlığını değişti, en fazla teşkilatlarda bir şey olur. Daha önce kendini öteki hisseden teşkilat mensupları bu dönem daha güçlü hale gelir. Seçimin pratikte faturası CHP MYK üyelerine mi kesildi? Karacaoğlan sendromu vardır, bilir misiniz? Bende de yavaş yavaş başladı. Diyor ki Karacaoğlan, kızın biri bana emmi dedi. Emmi dedi neyleyim? Ey sakal diyor, seni cımbızla yolayım. Kızın ona emmi demesinin suçlu sakalı. Niye beyazladı? Her şeyi kabul etmek istemiyor bir türlü. Yani yaşlandın, kız da sana emmi diyor. Bu kadar basit. Sayın Kılıçdaroğlu, seçimi sen kaybettin. Sen kaybettin. Senin argümanların kaybetti. Senin söylemlerin kaybetti. Senin yıkıcı dilin kaybetti. Ben işte ki orada katılamayacağım. Ben daha ikinci bölümde onları konuşturacağım ama kişiye indirgersek işte bugün gene değişim masalları altında çizgiyi, zihniyeti sorgulamadan kişi değiştirmekle bir şeyin değişeceğini hocam, yutturmaya çalışıyorlar. Katılma yani, değil de ek yaparsın. Çünkü Kılıçdaroğlu bir anlayışın, bir zihniyetin zaten ortaya çıkıyor. Yani bugün o gitsin bu gelsin. Bakın bu büyük bir kandırmacadır. Gene CHP tabanını kandıracaklar. Yani Kılıçdaroğlu bakın hemen affedersiniz amiyane tabirle satışlar başladı. Birazdan geleceğim. Bu korkunç bir ahlaki şey ama yani kral öldü yaşasın kral. Şimdi anında çark edenler Kılıçdaroğlu'nu götürecekler. Yerine aslında zihniyet ve çizgi bakımından hiçbir şey fark etmeyecek bir yeni aktör getiren. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Bize senaryosu aynı, yönetmeni aynı, yapımcısı aynı berbat filmi farklı aktörlerle devam filmi olarak önümüze koyacaklar. Adımı koyarım. Bu Ümit Hoca'nın eki olsun CHP içinden. Benim anlatmak istediğim şuydu. Evet. Böyle bir başarısızlık yaşandıysa birinci faturayı kim öder? Sakal değil yani. Kız sana yaşlı olduğun için, başarısız olduğu için emmi dedi. Bu gerçekliği kabul... Tabii o faturanın başında doğru. Ödeyeceksin. Doğru. Bunu MYK ödemeyecek. Çünkü kamuoyu MYK'yı bilmez. MYK'dan isim saydıysan iki isim sayamazlar. At sahibine göre kişiler lafı boşuna değil. Başarısızlığın faturasını alacaksınız. Bir de... Ama tek başına oy dememeli Serkan. Aynen. Yani hani bir lokantaya çok affedersin. Hani benim tabii böyle bir şeyim daralıyor içim. Bir lokantaya gittiniz, yediniz, içtiniz 20 kişi. Beraber yiyip içtiniz. Sonra diyorsunuz ki bütün faturayı sen öde. Yok işte bu kanıma dokunuyor. Elbette Kılıçdaroğlu faturayı ama bakın bu faturada o kendine muhalif medya diyen, bütün bu savrulmalar sırasında ölü taklidi yapan, konuşması gereken zamanda konuşmayan, o benim masalcı, fetvacı ve vaftizci dediğim kişiler var. Parti içinde rahat koltuklarını korumak adına
gıkını çıkarmayan, biat eden, susan şey var. Yani sadece Kılıçdaroğlu'nun bu faturayı üstlenmesi de ahlaki ve vicdani değil. Paylaştırılmalı. Hocam şu, orada bir zihniyet var. O parti için bir mesele. Ben Kılıçdaroğlu bir liderdi. Çıktı, kaybetti, faturasını ödeyecek. Çünkü Özgür Özel'in istifa etmesi kamuoyunu rahatlatmaz. O da zaten istifa etmiyor. Oğuz Kağan Salıcı'nın şimdi istifa etmesi kamuoyunu rahatlatmaz. O dediğin isimler var ya. Ben onlara başka bir tanım getirdim yeni. Bunlar CHP içinde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez kişiler bunlar. Bunlar işte kendini alıp kendine yakın isimleri de oraya yerleştirdi diye kamuoyunda şimdi tabii CHP içinde söylentiler var. Türkiye'de bir siyaset kurumunun tekrar bir elden geçmesi lazım. Çok üzülerek söylüyorum ki, bakınız sadakatle itaat aynı şey değildir. Öyle ben partisine ve liderine çok aşırı derecede sadakati önemseyen bir adam. Bunu bilen bilir ya, bunu buradan söylemenin de bir anlamı yok. Ama itaat başka bir şeydir. Bugün birine itaat eden yarın başkasına itaat eder. İtaat kültürü sadakatsizliği de hemen peşi sıra getiriverir. Ve devamında devlet yönetiminde de bu dönem görmek istediğimiz cidden Bakanlar Kurulu niye için bizi, kabine niye için bizi heyecanlandırdı? Cidden ehil isimler var. Ahbap çavuş ilişkileriyle bilmem kimin o birine yakınmış, bilmem kime yakınmış. Bizim adamımız olsun. Çünkü bu devletin şeyi zaten, makamları hiç kimsenin malı mülkü değil. Orayı ele geçiren şöyle bakıyor, burası benim ekmek teknem gözüyle bakıyor. Bu dönemdeki en önemli beklentim şu, devletin makamlarını, siyasi partilerdeki makamları, kişisel ikballer için kullananların temizlendiği, cidden dürüst, samimi, millete hizmet, bulunduğu partiye hizmet, nereyi temsil ediyorsa oraya hizmet aşkıyla, oraya gelmiş dürüst, samimi, gözü tok insanların artık devlette, partilerde hakim olması lazım. Maalesef, maalesef bu oran siyasi partiler devlette %20-25'lere vardıysa çürüme başlamış demektir. Engelleyemezsiniz, her yere sirayet etmeye başlar. Çünkü adam gözün içine baktığında anlıyorsun. Ya diyorsun ki bu adamda hiç hizmet aşkı yok. Bu adam fırıl fırıl gözlerinden şey akıyor. Fırıldak yani. Yalakalık yapmak gerekirse yalakalık yapar. Kavga etmesi gerekirse kavga eder. Çünkü ekmek teknesini koruyor. Adamın bir hizmet aşkı olmadığını gözlerinden anlıyorsun. Hareketlerinden anlıyorsun. Yarın o makamdan indikten sonra bir bakıyorsun dün söylediğini tam tersini söylemeye başladı. Çünkü onun bütün söylemleri şeye göredir. Ekmek teknesine göredir. Peki. Oysa ki bir dava adamı, gerçek bir devlet adamı makamdan indikten sonra da hatta şöyle der. Yani hizmetimizi alnımızın akıyla tamamladık. Akçeli bir işe bulaşmadık. Bizim arkamızdan bu adam yaramazdı diyen yok. En fazla derler ki eksiği yediği vardı. Şurada iyiydi, burada kötüydü. Dolayısıyla bu düzeni kurmamız lazım. Cidden siyaseti meslek haline getirmiş tiplerden hem devletimizi hem partilerimizi korumamız lazım.